zaten göreceğiz. Şimdi ama buradan başlayalım, çok kısacık da olsa. Adım adım zaten devam edeceğiz. Gerçekten şeriat devleti kurmak gibi bir cüret diyeceğim ben buna. Hayal falan değil çünkü bu bir cüret. Karşı devrim. Buna kalkışabileceklerini zannediyor musunuz gibi naif saçma bir soru soracağım size. Estağfurullah. Şimdi ben hemen hemen bütün konuşmalarımda bu tehlikeden bahsediyorum. Gazetecilere verdiğim beyanatlar da dahil olmak üzere. Şimdi bu tehlike aslında şuradan kaynaklanıyor. Hani çok söylüyorlar ya, diyorlar HDP terörle arasına mesafe koysun diye. Ben de şunu söylüyorum. AK Parti bu siyasi İslam'la arasına mesafe koymak zorundadır. Bu mesafeyi koymadığı sürece bu işin azmettiricisi olmaktan kurtulamaz. Yani Türkiye'de, şimdi sorunuzun ikinci kısmına geleyim. Bunu başarabilirler mi? Bunu başarmaları mümkün değil. Bunu başarmaları için bir dış destek almaları gerekir. Çünkü Türkiye hiçbir zaman altyapısı olarak İran değildir. İran olmadığı için de bunu başarması mümkün değildir. Bu ülkeden Mustafa Kemal Atatürk geçmiştir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izleri hala sıcaklığını korumaktadır. Yani başarması mümkün değil. Ancak işte olağanüstü depremler, olağanüstü fecaatlar filan sonrası Amerika destekli bir hareket olursa olabilirdi. Ama Amerika ile olan ilişkileri de bu iktidarın oldukça zayıfladı. Böyle bir şansı yok. Hatta seçimi erteletme gibi, geciktirme gibi bir şansları da Seçimi kalmadı. ayrıca soracağım size. Evet. Çünkü orada AKP ve MHP, Cumhur İttifakı karşılığı olmayan bir hayal peşinde gibi görünüyor. Onu Evet. soracağım size. Evet. Fakat bu bahiste şunu da konuşmak lazım değil mi? Şimdi bakın siyasal İslam sadece Türkiye'de falan değil, bölgede ve hatta dünyada iflas etti. Yok karşılığı yok. Siyasal İslam'la yönetilen her ülke iflasın eşiğinde. Hem rejim anlamında hem ekonomik anlamda. Suudi Arabistan açılım üstüne açılım yapıyor. Katar vesilesiyle gördük. Katar'da açılım üstüne açılım. Birleşik Arap Emirlikleri keza öyle. İran'da da rejim sarsılıyor. Ahlak polisine İnsanların kaldırdı. hayatı pahasına Tabii. karşı çıkmasıyla rejim sarsılıyor. Bizde nasıl olacak bu? Olur mu? Şimdi olmaz. Ancak şöyle söyleyeyim. Son seçimlerin önemine vurgu yaparak söyleyeyim. AK Parti tabanı içerisinde tarikatlar bulunduğu için bu tarikatlar sürekli yukarıya baskı yapıyor. Ve bu baskıda da daha çok medeni haklardan yoksun kalmak, daha fazla İslami haklara yönelmek gibi bir eylem ve işlem içerisinde. O açıdan bu seçim Türkiye için son şanstır. Eğer bu seçimi yeniden muhalefet kaybederse şeriatın ve hilafetin yolunu açmış olacaktır. Bunu açıklıkla söylemek Şimdi istiyorum. bakın Hüsamettin Cindoruk zaten Yassıada duruşmalarını da avukat falan olarak izleyen çok eski bir Çok deneyimli deneyimli bir doğayan üstadımızdır. bir Evet. hukukçu Evet. diyor ki hani hep benzerlik kuruluyor ya Menderes'le Erdoğan arasında ve her ikisi de işte muhafazakar liderler ne yapmak istedikleri de ortada. Şimdi diyor ki siyasetçi olarak hiçbir benzerlik yok. Ama destekleyen oy tabanı aynı diyor. Tabii oy tabanı derken ta Osmanlı'dan gelen bir tarikatlar meselesi var. İkincisi aşiretler var. Fakat Menderes'i şöyle anlatıyor. Diyor ki Menderes her zaman laikliği savundu. Menderes'in şeriatla ilgili bir cümlesini dahi hatırlamıyorum. Nasrettin'i de duymadım.
Menderes Cumhuriyet eğitimi, hatta biraz da Osmanlı eğitimi almıştır. İngilizce, Fransızca bilirdi. Rumcayı da konuşurdu. Batılı bir siyaset adamıydı. Menderes'in cuma namazına gittiğini hatırlamıyorum. Ama dini itikadı vardı. Dindar sayılırdı. Ama cuma namazına gitmezdi diyor. Zaten cuma namazına konvoyunuzla gidip gösteriş yapıyorsanız ve her namaz çıkışında kameraların karşısına geçip de siyasete dair caminin önünde bir açıklama yapıyorsanız bunun adı ibadet olmaz ki. Evet. Bunun adı siyasi şov olur. Hayır, kaldıraç kullanarak, yani dini araç olarak kullanarak, kaldıraç gibi kullanarak puan almak olur. Ki demokrasilerde böyle kaldıraçlara ne ırk, ne din, ne mezhep kaldıraçlarına yer yoktur. Ve ayıptır aslında yani. Fakat her konuyu, ve dikkat edin, her açılışına Diyanet İşleri Başkanlığı götürüyor. Yani Osmanlı Devleti'ndeki Şeyhülislam ile padişah arasındaki ilişki neyse onu imaj olarak vermek istiyor. Ama şurada şunu söyleyeyim. Bakın, Erdoğan kızını işte türbanlı olduğu için dışarıda okuttum diyor. Niye kızını yüksekokullara kadar okutmuş da dışarıda ya da içeride? Başkalarının çocuklarının hala 6 yaşında bebek olduktan sonra geldiğinde okuma yazması bile yok. Bakın, okuma yazması olmadığı çıkıyor ortaya. Böyle bir sistemde hiçbir 20 yıldır iktidarda olan bir partinin ya ben ne yaptım diye kendisine soru sorması olmuyor. Yani insaf, insaf. Cin Doruk 2023 seçimleri için çok ciddi bir uyarıda bulunuyor. Bu arada bu sabah İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu Ekrem İmamoğlu. O da dedi ki iktidar asla kazanamaz, kazanamayacak dedi. Birkaç başlık daha vereyim. Diyor ki enteresan şeyler söyledi İmamoğlu. Bütün CHP'lerin ortak adayı Kılıçdaroğlu, kararı verecek olan da altılı masa diyor. Tek adayla seçime gidilmesi şart ve milletimizi oyalamadan ilk turda seçimi kazanmak önemli. Seçimi kazanmalıyız dedi. Çarşamba günü, iki gün sonra karar duruşması var. Evet. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle siz bekliyor musunuz siyaseten yasaklı olacak biçimde ceza Hayır, almasını? Hayır, yani biraz önce kendisine de söyledik burada. Çarşamba günkü duruşmada ben bir mahkumiyet beklemiyorum. Çünkü mahkumiyet olması için, verilebilmesi için kıyısından, köşesinden bir kanıt olması lazım. Lafın kime söylendiğini, yani salak sözcüğünün kime söylendiğini herkes iyi biliyor. Mahkeme de iyi biliyor. Hatta mahkemenin yargıcı bunun kime söylendiğini bilmemek aptallıktır demiş. Evet, geçen duruşmada. Evet. Yani bu kadar açık ve kesin olan bir durumda ben çarşamba günü beraat etmesini bekliyorum. Ama bu iktidardan tersi bir hareket beklenir mi? Orada da amacı yok. Çünkü İmamoğlu'nun aday olması halinde bunu düşünebilirdi. Aday olmayacağına göre, kendisine engel olmayacağına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni meclis üyeleri çoğunluğuyla alma uğruna böyle bir harekete girişeceğini düşünmüyorum doğrusu. Vallahi tabii dediğiniz doğru da bu adalet işleri biliyorsunuz hiç belli olmuyor. Şimdi adalet gelelim, değil bunlar zaten, adalet değil. Yani. Alttaki kırmızı akan şeye, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dedi ki, efendim CHP lideri Kılıçdaroğlu bizden dedi randevu istemedi dedi. İsteseydi şayet görüşürdük dedi. Şimdi yani yanıtı diyebilirsiniz. Şimdi orada Kılıçdaroğlu tabii ki randevu isteseydi Bozdağ lütfedip verirdi belki de orada mesele
girip de sizin ne söyleyeceğinizi duymak değil. Sizin zaten ne yaptığınız ortada. Bir şey söylemeniz öyle değil mi bu saatten sonra? Ne fark ettirecek? Yani ne söyleyecek? Niçin 5 ay sonraya duruşma günü attığını mı söyleyecek, anlatacak? Değil mi? Evet, niçin? Yani ne söyleyecek? Yıllar sonra. Evet, 67 yıl hapis cezasıyla mahkumiyetini istediğiniz adamı niye çağırmadınız, ifadesini almadınız? Niye serbest dolaşıyor? Evet, bunu mu söyleyecek? Ne söyleyecek? 2020'den beri biliyorlarmış, bunu mu söyleyecek? 2 yıl niye sakladınız, onu mu anlatacak? Şimdi Kılıçdaroğlu bunu Adalet Bakanı'nın yüksek görüşlerini öğrenmek için yapmadı bu eylemi. Bu konuyu ne kadar CHP'nin ne kadar önem verdiğini göstermek için bir eylem olarak gerçekleştirdi bu yürüyüşü. Dediğim gibi sabah saat